Merhaba arkadaşlar. Tekrardan sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kocaeli'de ikinci altılı gayanımızın başlangıç aya beşinci koştan başlıyor. İkinci altılı gayanımızın da şablonunu sizlere vermek üzere tekrar sizlerle beraberim sevgili dostlar. Evet beşinci koşumuz Mailen koşusu demiştik. Üç yaşlı Araplar 1200 metre kumla start oluyor. 11 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Sevgili dostlar bir ekilimiz var. 5 ile 11 nolu atlarımız orman esintisi ekir olarak start alıyor burada bankomuz vardı sevgili dostlar yine bankoyla ikinci altılı aynımıza başlangıç yapalım diyorum e, İç yanına at falan söylemeyeceğim kazanmasını bekliyorum Kadir Tokoçoğlu da çok şanslı olur diyorum e, banko olarak bir numara destan yazarı sizlere banko olarak öneriyorum sevgili dostlar Evet altıncı koşumuz ikinci altılı ganyamızın da ikinci ay oluyor sevgili dostlar. Ee, yine ilk videomda e, söylediğim gibi at eklemeyeceğim sevgili dostlar. Burada da 6 numara kazanmaya yakın diyorum. Rakibi de 11 ile 7 nolu atlarımızı Yazalım sevgili dostlar. 3 ata kadar yer vereceğiz. Şartlılık 3 yukarı İngilizler 1200 metre kumda güzel koşu çıkaracağını beklediğimiz 6 numaralı atımız Nevzat Avcı ile şanslı olur. Rakibi de 11 ile 7 nolu atları da kuponumuza yer vermek doğru olur diye düşünüyorum sevgili dostlar. 6. koşu 2. altılı ganyanımızın da 2. koşusu oluyor sevgili dostlar. Evet yedinci koşumuz ikinci altılık aynımızın 3. ayağı oluyor sevgili dostlar. 2000 metre kumla start alıyor. 3 ve yukarı İngilizler handikap 15-9 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada da 5 ada kadar yer vereceğim sevgili dostlar. İlk şans vereceğim atım Erhan Yavuz da start alacak olan Erhan da atı iyi tanıyor sevgili dostlar. 7 kere koşup birini kazanma başarısı gösteren Kocaeli ile son koşusunu Handikap 16'da bu mesafede güzel bir ikincilik elde etti. 62 kilo ile Erhan Yavuz da sevgili dostlar şanslı olur diyorum kazanma yakın görüyorum. 3 kilo da düştü. Güzel bir orijinden Smart Robin gibi güzel bir kuvvetli bir orijinden gelen 2 numaraya ilk şans vereceğim atım olacak. İkinci atım 3 numara Star Ruby olacak Muhammed Mirbilgin Naprant arkadaşımız da son iki koşusu Kocaeli'de aynı şekilde o da şartlı 4'te son koşusunu 2000 metre kumunda güzel bir e, ikincilik elde etti Muhammed Mirbilgin Naprant arkadaşımız da bu da şanslı olacağı bir koşuya çıkıyor. 3'ü de mutlaka kuponumuza ilave edelim sevgili dostlar. Üçüncü atım 6 numara olacak sevgili dostlar. Onur Yıldız da start oluyor. Bomboş kiloyla hiç çabana atılmayacak atımız. Kocaeli'le Handikap 14'te 2000 metre kumunu kazanma başarısı gösterdi sevgili dostlar. Sonra e, tekrar kısa vade altı biraz grup sertleşmiş sevgili dostlar dördüncülükle ayrıldı son koşusu 1500'de üçüncü şimdi uzayan mesafede kazandığı mesafeye tekrar geri dönen altın nolu atımız Onur Yıldız'da ilk defa start alıyor bomboş kiloyla şanslı olur diyorum altıyı da mutlaka kuponumuza ilave edelim dördüncü atım 8 numara olacak Burak Habervak'ta start alacak olan o da bomboş kiloyla ile start alıyor sevgili dostlar. Kocaeli'de gerçekten harika yarışlara sahip olan e, 2000'de 1900'de şartlı 5'te ikinci son kosunu şartlı 4'te üçüncülük dairesi Star Rubin'in hemen arkasından İsa Yıldırım'la sevgili dostlar bir boy arkasında üçüncülükle ayrılmıştı. Mutlaka ilave edelim sevgili dostlar 8 nolu atımızda bomboş kiloyla o da start alıyor. Ters bir yarış bekliyorum kazanmasını da bekliyorum sevgili dostlar. 4'ü de mutlaka kuponumuza ilave edelim. Son olarak Çetin Taş'la iyi uyum içerisinde olan hatta bir kere de kazanma başarısı gösteren o da bir nolu atımız olacak sevgili dostlar. Kocaeli'de 1902. son İzmir koşusunu aynı şekilde Handikap 15 1900'de 3. oldu. Bursa'da 1800 kazandı 2100'de üçüncü yani gerçekten son 4 koşusu harika koşullara sahip olan Çetin Taş'la kazanmaya yakın görüyoruz görüyorum. Bunu da bir numara altımızda buranın tatlı sürprizini bekliyorum. Kuponumda yer vereceğim. Sıralamam 2, 3, 6, 8 ve 1 nolu altları ayırt etmeden kuponumuza olması gereken atlar sevgili dostlar. 7. koşta 2. altılı gayrımızın da 3. ayağı oluyor. Evet 8. koşu 2. altılı gayrımızın da 4. ayağı oluyor. Kısa vadeli dişilere mahsus 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kumla start oluyor. 8 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada da 4 at önereceğim sevgili dostlar. Kuponumda yer vereceğim. 4 at sırayla ilk şans vereceğim attım. Onur Öztürk'le start alacak olan ilk defa Onur'la start oluyor. Son koşusunu e, Kocaeli'de 2000 metre Handikap 14'te kazanma başarısı görse ondan önce koşuda da ikincilikle ayrılmıştı sevgili dostlar. Yani 3 numara yine kazanma. Yakın görüyorum 3'ü ilk şans vereceğim atım olacak. İkinci atım 7 numara sevgili dostlar. Furkan Yüksel'le start alacak olan iki sefer koşup son koşusunda kazanma başarısı gösterdi. 1900 metre mesafede güzel bir koşu sergileyip hatta 6.5-7 boyda fark attı. Rahat bir koşu seyret kazandı diye düşünüyorum. 7'yi de Furkan Yüksel'le şanslı olur diyorum kuponumda yer vereceğim ikinci şanslı safkanım olarak. 3. atım bir numara olacak sevgili dostlar. Kadir Tokoçoğlu'yla da start alıyor. Güzel çim performanslara sahip sevgili dostlar. Şimdi e, çıkıyor. Gerçi Bursa'da 1800'de üçüncülük. E, 1300'e kısa geldiğini düşünüyorum. Onda da 5.lik de ayrıldı sevgili dostlar. Ama e, kumda Kadir'le farklı koşar diyorum. Kazanmaya yakın görüyorum. Bir de mutlaka kuponumuza yer verelim sevgili dostlar. Üçüncü atım olarak sizlere öneriyorum. Son olarak da dördüncü atım 5 numara Sinan Özen'le. O da kazanmaya yakın diyorum. Kuponumda ona da şans vereceğim sevgili dostlar. Bu uzun mesafede İstanbul'da sentrikli güzel bir koşu çıkartmıştı. Arka arkaya 1400'de 2000'de sevgili dostlar mutlaka kuponumuza yer verelim Son kosin zaten 1500'de güzel bir üçüncülük de ayrıldı. Yani Kabakum'a da gideceğini kanıtladı bize Akın Sözen'le. Üçüncü olan atımız Uzun'a da Sinan Özen'le de şanslı olur diyorum. 5'i de kuponumda yer vereceğim. Sıralama 3, 7, 1 ve 5 nolu atlar benim için yeterli olacak. Sevgili olsa şimdi atları telaffuz ediyorum neden dolayı verdiğimi onları sizlere paylaşmak durumundayım. Çünkü veriyorum e, bazı arkadaşlar yazıyor. Abi ne ya diyor spor gibi diyor söylüyorsun. 2, 3, 4, 5 bunları yazın nedenini niye açıklamıyorsun. Nedenini açıkladıktan sonra da e, gene arkadaşlar yazıyor. Ya diyor uzatıyorsun da uzatıyorsun diyor. Ver geç ver geç. Ya arkadaşım olmuyor yani atı neden verdiğimi. Sizlere kimlerle koşmuş, nasıl koşmuş, kaçıncı olmuş, bu grup aynı mı? Başka grupla mı koşuyor? Bunları söylemem lazım ki neden dolayı verdiğimi arkadaşlar. O yüzden e, birazcık e, uzasa da dinlemenizi tavsiye ediyorum sevgili dostlar. Mutlaka değerlendirin yani. E, tabii ki arkadaşlar da sport ota gibi olacak değil. Tabii ki verdiğimiz atları neden olduğunu açıklamak durumundayız bizler de sizlere sevgili dostlar. Evet 9. koşumuz Maiden 3 yaşlı Araplar 1200 metre kumla start oluyor. Burada da 11 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. 1 Ekülümzar 9 numarayla 10 nolu atımız Gül, Gülçil 9 nolu 10 nolu atımız Kızım Zeynep Ekül olarak start oluyor sevgili dostlar. Burada 2 ata kadar yer vereceğim. Yani bu 2 atın arasında ee, geçecek bir yarış görüyorum sevgili dostlar. İlk şans vereceğim atım o da baba candır olacak. Furkan Yüksel'le start alacak olan o da 1-0 atımız sevgili dostlar. İki koşusu da gerçekten güzeldi Kocaeli'de. 1102 son koşunu 1400'e biraz uzun geldiğini düşünüyorum. Üçüncülük de ayrıldı. Şimdi kısalan bu mesafede Furkan'la çok şanslı olur diyorum. Baba Candır bir numaralı atımızı ilk şans vereceğim atım olacak. İkinci atım Yiğit Lahim olacak sevgili dostlar. Altınoğlu atımız Kadir Tokoçoğlu ile o da şanslı olacağını düşünüyorum. Şartlı bir de Ankara'da güzel bir koş sergiledi sevgili dostlar. ikincilik dağıldı 1200 metre kumda. Şimdi Kocaeli'ye gelen o zaman Saadettin Boylaz da start almıştı. Yarım boyla arkasında kaldı. Şef Nurin. Şef Nurin'i kazandığı o koşunun ikincisi olarak. E, şimdi Kocaeli'de güzel koşacağını düşünüyorum. Kazanmada yakın diyorum. 6 ile kuponumda ikinci şanslı atım olarak önereceğim. 1 ve 6 no atlar benim için yeterli olacak. Tabii ki burada diyeceksiniz. İsa Yıldırım'la arkadaşım görmüyor musunuz? Üst üste ikincilik ikincilik. Ama bunlara gücü yeteceğini düşünmüyorum. Derecelerine baktım. Yaptığı dereceler sevgili dostlar 1 ile 6'nın birazcık altında görüyor. Kadir Tokoçoğlu sevdiğim bir jokey dostumuz yani arkadaşımız diyelim. Furkan Yüksel'le ona keza şanslı olur diyorum. Bu iki atın arasında geçecek bir yarış diyorum. Belki bir dahaki sefere takibi alacağız gene arkadaşlar. Grup biraz uygun olduğu zaman yeri de e, kuponumuza yer vermeye çalışacağız. Yani arzu geleni sevgili dostlar. Bir dakika koşullarında artık 3 nolu mu atı olur 5 mi olur onu bilemiyorum. Şimdi 7 olduğu için 7 dedim. Tabii ki yeri olan arkadaşlar da 7'yi de değerlendirebilir diyorum sevgili dostlar 9. koşumuzda. Evet 10. koşumuz altılık gayrımızın da son ayağı. Handikap 14 dişilere mahsus 4 ve Araplar 1800 metre kumla start alıyor 14 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar bir ekürümüz var o da 7 nolu Eğilce 12 nolu Soylu Güzel ekür olarak start alıyor sevgili dostlar Evet burada gerçekten kalabalık tutacağım sevgili dostlar e, zaten kuponumun şablonunun e, tutar fiyatını da söyleyeceğim. 42 TL'lik bir şablon sunuyorum sizlere sevgili dostlar. İlk şans vereceğim atım o da iki numara Signora olacak. Sevgili dostlar Aprant arkadaşını Berkan Çığla'yla harika bir uyum içerisinde olan 16 kere e, binip üçünde kazanma başarısı gösterdi. Son koşusunda zaten Kocaeli'de 1900'de sevgili dostlar harika bir koşu sergileyip kazanma başarısı gösteren İlk şans vereceğim atım olacak. O zaman Furkan Yüksel ile kazanmıştı. Şimdi Berkan Çığla iyi uyum içerisinde olan iki ilk şans vereceğim atım olacak. Üçüncü atım 3 üç numara Gönül Avcısı Tolgağan Kerestecilerle start alıyor. O da Kocaeli'de 1900'e son koşusunda dördüncülükle ayrılmıştı. Umut Barlık iyi bir derecesi var sevgili dostlar. Mutlaka Özgün Han gibi güzel orijinden gelen üçü de mutlaka kuponumuza yer verelim diyorum sevgili dostlar. Üçüncü atım 7 numara olacak Eğilce Ekürler. Gökhan Bektaş kazanma yakın görüyorum. Mutlaka kuponumda yer vereceğim. Üçüncü şanslı safkanım olarak sevgili dostlar. Sonradan 11 numara Gonca. Onu, Onur Yıldız da 8 kere koşup birinde kazanma başarısı gösterdi. Son koşuları aldatmasın sevgili dostlar. Güzel hazırlıklar içerisinde bu koşu hazırlanan Gonca'yı da mutlaka kuponumuza ilave edelim. Son olarak da bir numara sevgili dostlar. O da Behide Hanım Muhammed Mir Bilginle ile Aprant arkadaşımızla şanslı olur diyorum. Kazanmaya da yakın görüyorum. Mutlaka kuponumuza değerlendirelim e, sevgili dostlar. Evet sıralamam 2, 3, 7, 11 ve 1 nolu atları kuponumda son koşumuza yer vereceğim atlar sevgili dostlar Koceli programında. Evet Koceli ikinci altılı programın şablonu buydu sevgili dostlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Tuttuğunuz atlar, yazdığınız atlar ganyan olsun diyorum sevgili dostlar. Kazanan hep beraber olalım inşallah. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.